Selamun aleyküm kıymetli dostlar ve sevgili öğrenciler. Hepiniz hoş geldiniz. İnşallah bugün Rabbena duasını işleyeceğiz. Talim ve tecvid dersi. Biliyorsunuz, yine hatırlatalım. Kur'an sure ve ayetleri besmele ile başlar. Dualar Allahu Ekber diyerek başlar. Biz de Allahu Ekber, Allah en büyüktür diyerek başlayalım. Allahu Ekber. Rabbena etine fit dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar bi rahmetinke ya Erhamerrahimin. Anlamı: Allah'ım, bize bu dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik ve güzellik ver. Rahmetinle bizi cehennem azabından koru. Ey merhametlilerin en merhametlisi. Evet, dua ederken Rabbena firli dualarını okuyabiliriz. Şimdi ayrıntısını geçelim. Rabbena duası bazı kitaplarda Allahümme Rabbena diye geçer. Allahümme ey Allah'ım demektir. Biz onu da gösterelim inşallah. Kunut duasının başında var. Oradan gösterelim. Biliyorsunuz, Kur'an sure ve ayetleri Euzu Besmele ile veya Besmele ile başlar. Dualar ise Allahu Ekber diyerek başlar. Allah en büyüktür diyerek başlar. Biz de Allahu Ekber diyerek başlayalım. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Bakınız, Allah demiyorum. A harfiyle söylemiyorum. O Türkçe'de Elif'ten A'ya bir geçiş var. Ya Allah, Allah, Elif üstüne E, ama Allah lafzını kalın okuyoruz. Allahu, hü çekmiyoruz. Allahu ek değil, k değil, k. Biraz geriden enk, ber, ra'yı kan okuyoruz. Ra sakin olduğu için, ra'dan önceki harf üstün olduğu için ra kan okunur. Enk, ber. Allahümme'yi kunut duasından göstermek istiyorum. Allah e. Allahümme. Mimin üzerinde şedde olduğu zaman ne yapıyorduk? Tutuyorduk. Misil malikunne. Ve tutalım. Allahümme. Hümme. Allahümme. Rabbena. Ra'yı biraz bastırıyoruz. Ra. Rabbena. Nunu çekiyoruz. Dört elif. Çünkü nunu çeken harfimet elif, semetten hemze geldiği için nunu dört elif çekiyoruz. Rabbena etine etine birer elif etine fit dünye dünye derken dudağımız tamamen ileride olacak. Fit dünye. Fit dünye demiyoruz. Dünya özel bir isim. Fit dünye.
Haseneten ha'yı biraz boğazımızı sıkarak çıkarmaya çalışalım. Haseneten biraz abartıyorum ki iyice belli olsun ve çıka çıka yerleşsin, meleke haline gelsin. Hasenetevve haseneten derken haseneten diye çekmiyoruz bakınız. Hiç şeker olmadığı için çekmiyoruz. Hasenetevve. İki üstünden sonra vav gelince idgamı mağlubu ne olur? Harf birbirine katılır ve tutulur. Tutalım. Ve vavda dudak ileride olur. Hasenetevve. Tevve. Tevve derken dudağımız ileri gidecek. Hasenetevve. Vavu tutuyoruz. Tutmak misin mealunne. Harfi birbirine katıyoruz. Tev diyoruz ve bir de tutuyoruz. Hasenetevve fil ehirati. Ve fil hıyrati rati hıyrati haseneten hasenetevve. Vav geldi. Yine iki üstünden sonra veya tenvin veya nun sakinden sonra vav harfi gelince harfi birbirine katıyoruz, geçiriyoruz ve bir de tutuyoruz. Şöyle ki hasenetevve tevve. Tevve. Yine dudağımız vav harfinin ileride olacak. Hasenetevve fil ve hasenetevve gine. Düzeltiyorum. Ve gine. Kaf gı. Ve gine. Ve gine. Ve gine. Bir elif. Aze. Ayn. A. Yine boğazımızı sıkalım biraz. A. A. Aze, 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 peltekze, ze. Dilimizin ve dişlerimizin ucuyla çıkarıyoruz. Ze, ze, zi, zı, aze, be. Aze, ben, ner. Nunun ve mimin üzerine şedde gelince ne yapıyorduk? Tutuyoruz. Misil malum ne olur? Nunu tutuyoruz. Ve ra harfinin üzerinde duruyoruz. Okurken durduğumuz zaman çekerek durduğumuz için dört elif çekerek durmamız gerekiyor. Ve üstün ile elif ile çektiğimiz için de ra harfi kan okunur. Ra harfini, ra sakin olsa ra'dan önceki harf üstün ve ötürü olsa ra nasıl okunuyordu? Kalın okunuyor idi. İşte ra harfinin üzerinde durmak istediğimiz zaman yine üstün ve ötürü çeker varsa ra kan okunarak durulur. Şöyle ki azabenner. Nun üzerinde duruyorum bakınız. Azabenner. Nun üzerinde bir elif duruyorum. Sonra dört elif çekerek duruyorum. Ra harfin üzerinde. Azabenner. Bi rahmetike. Bi ra. Ha. Bi rah. Bi rah. Bi rahmetike. K değil, yine hatırlatalım. K. K harfi biraz geriden çıkar. Bi rahmetike. Bi rahmetike. Ya. Ye. Ye çeken ne var? Elif var. Harfi metten elif. Sevmetten uzatma sebebi olarak hemze geldiği için, elif geldiği için ye'yi dört elif uzatıyoruz. Ancak ya diye çekmiyoruz. Ye. Ye üstün ye'dir. Ye. Erha. Er. Er diye ra'yı kanlı okudum. Niçin? Ra sakin olsa, ra'dan önceki harf üstün ve ötürü olsa ra kanlı okunur. Esrar olsa ra ince okunur. Elif üstün e olduğu için ra'ya kan okuyoruz. Kalın okuyoruz. Er, er, ya, er, hamerra, ha. Ha'yı her halükarda çıkarıyoruz. Er, hamerrahimin.
Mimin üstünme ra üzerinde şedd olduğu için elif lam takısı okunmuyor. Doğrudan ra harfi tutturuyoruz. Veya ra'yı kalın okuyoruz. Ve bir elif uzatıyoruz. Metni tabi. Uzatma elifi gelmiş. Erhamerra. Merra. Marra değil yalnız. M. Harfin özelliğini, sıfatını bozmuyoruz. Mim üstün M'dir. Merra diyoruz. Ama ra kalın olduğu için ra'yı a diye okuyoruz. Erhamerra himin hi 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 değil, hı değil, hi. I'dan i'ye doğru bir geçiş. Ra himin himin. Yine nun üzerinde durduğumuz için dört elif çekerek duruyoruz. Erhamerrahimin. Bir daha gösterelim. Allahu ekber. Rabbena derken ra'yı bastırıyoruz. Rabbena etine. Adil elif üstüne etine. Fit dünya hasenete ve dudak ileride hasenete ve fil hayrati 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 hı harfini çıkaralım. Elif üstüne e çekiyor. Hayranti hasenet hasenetevve hasenetevve gine ve gine gı ve gine azabennar bi rahmetinke kedil bi rahmetinke metinke ya erhamerrahimin. Allahu ekber. Rabbena etine fit dünya hasenete ve fil hayranti hasenete ve gine azabennar bi rahmetinke ya erhamerrahimin. Allahu ekber. Rabbena etine fit dünya hasenete ve fil hayranti hasenete ve gine bi rahmetinke ya erhamerrahimin. Allahu ekber. Rabbena etine fit dünya hasenete ve fil hayranti hasenete ve gine azabennar bi rahmetinke ya erhamerrahimin. Allahu ekber. Rabbena
Bene etine fit dünya hasenete ve fil hayranti hasenete ve gine azaben nar bir rahmetinke ya Erhamer Rahimin.